Enchanted oyun kulübü sunar. Retro gecesi. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, Enchanted Year'a hoş geldiniz. Ben Boğaç. Retro gecesinde uzun bir aradan sonra Pizza Tycoon'a devam ediyoruz. En son restoranımızı açmıştık. Yeni yeni insanlar gelmeye başlamıştı. Ve müşterilerimiz şu anda bizden çok da memnun değiller. Çünkü birazcık az bir menümüz var. Bugün bunu geliştirmeye çalışacağız. Menümüz ne ve yine geç kalmış. Evet, gene aynı cevabı verdim kendisine. Çünkü kötü davranmak istemiyorum. Paraya ihtiyacımız var. Kendisini kovup yeni birini almak istemiyorum. Bununla uğraşmak istemiyorum. Burada da hazır yapabileceğimiz bazı pizzalar var. Yani oyunun eskiden manuelinde gelen, bundan daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Ve onları ne kadar yakın yaparsanız o kadar iyi puan aldınız ve o kadar sattınız. Bazı standart pizzalar var. Biz de kendimiz bir pizza yapmıştık. Ben ettim, sen etme adında ve o da şu anda bizi kurtaran pizza oldu. Ama biz buraya birazcık daha çeşitlilik olsun diye hazır pizzalardan birkaç tanesini ekleyeceğiz. Yani eklememiz lazım ve ben Quattro Stagioni ile başlamak istiyorum. Hemen sol tarafa eskiden manuelde olan pizza tariflerini, oyunun pizza tariflerini ekledim. Ve oradan baka baka kopya çeke çeke yapacağız. Domatesle başlıyoruz. Çünkü ben çocukken hatırlıyorum, kuzenimle biz bu oyun oynarken aynı şeyi yapıyorduk. Evet, sol tarafına, sol alt köşesine de salam. Bu pizza Quattro Stagioni adlı pizzamız. Kesinlikle adı bu değil. Quattro kısmından tahmin ediyorum. Dörde bölme ismi de Quattro'dan geliyor olsa gerek. Biraz garip bir pizza. Ben yani benim yiyeceğim bir pizza değil kesinlikle. Çünkü hani bir yerde balık var, bir yerde böyle garip garip bir şeyler var falan. Çok bana hitap etmiyor. Yanlış yaptık bu arada. Şöyle. O da aşağıya baksın. Ha, evet. Sıkıntı çıkmış. Evet, orijinal tariften uzaklaşmışız. Olsun. Bunlar var. Bunlar var. En yakınını, en benzerini yapmaya çalışacağız. Ve şu anda her pizzanın en sevdiğim yerine geldik. O da mozzarella'yı pizzanın üstüne serpmek. Şöyle. Şöyle güzel güzel. Ve pizzamız hazır. Şu anda Quattro Stagioni'yi yapmış bulunuyoruz. Kesinlikle tariften çok uzaklaştık. Normal Quattro Stagioni'ye sadece benziyor. Bu yüzden ümitli değilim ama belki de iyi bir puan alabiliriz. Hep beraber göreceğiz. Fena değil. Fena bir puan almadık. 14 gayet iyi bir puan. Bu arada çok istikrarlıyız. Herkesten 14 aldık. Tam tamına %70 bir pizza gerçekten. Ve hemen bunu da şimdilik 8'den 8 yaptım diye ümit ediyorum. 80 yapmadım inşallah ve 80 yapmışım. Ve onu menüden düzeltmek zorunda kalacağız. Bir tane daha ekleyelim. O da ne olsun? Pizza Exotica olabilir. Çünkü tatlı bir pizza kendisi. Hemen onu da buluyorum. Pizza Exotica'yı ekleyebiliriz. Çünkü meyveli bir pizza. Bir de tatlı bir pizzamız olsun gelen çocuklar için. Geçen bölümlerde hatırlıyorsunuz. Bizim bolca çocuk... daha doğrusu young adult dediğimiz ergen, genç arkadaşlarımızın da bizim restoranımıza geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu yüzden onlara uygun da bir pizza yapacağız. Hemen başlıyoruz. Full
meyveden oluşacak bu pizza eğer yanlış hatırlamıyorsam. Önce şöyle bir smileyimsi bir başlangıç yapıyoruz. Daha sonra ananasla tabii ki şöyle bir şey hak ediyor. Şu anda gerçekten çok tatlı oldu. Şöyle köşelere. Ben bu pizzayı da yemek istemem bence. Ama bazen tabii ki şef olmak bu şekilde yemesen de yapman gereken şeyleri kapsıyor olabilir. Şef olmak konusunda da hiçbir şey anlamadığımı da buradan anlamış olduk. Strawberry ve Cherry, Strawberries Cherries adlı şarkıya da gönderme yapmak istiyorum buradan. Şimdi de son olarak elma ile gerçekten işleri iyice karıştıracağız. Ama fazla kestim. Elmaları gayet çirkin bir şekilde şöyle koymamı istiyor benden. Böyle pizza mı olur ya şeklinde cevap vermek istiyorum. Ama bir yandan da merak etmedim değil. Yemek istedim açıkçası. Ve tabii ki lemon balm'ımızla da şöyle süs yapıyoruz. Çok şık oldu. Unuttum bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Pizza Exotica'mız tamam. Bundan iyi puan alacağımı düşünüyorum çünkü karıştırmadım. Bakalım. Evet, iyi puan alıyoruz. Tam puan almamamızın sebebi nedir bilmiyorum ama başardık ve bir güzel abimiz 20 verdi ve bugün hepsini supply'larımız yeterli gelmemiş. Bu yüzden yalnızca %50'sini karşılayabilmişiz taleplerin. Bu iyi değil. Supply'larımız tamdı diye hatırlıyorum çünkü. Ama maalesef değilmiş. Şimdi hemen onları halledelim. Pizza Exotica'yı da hemen menüye 8 dolardan koyalım ve hemen stoklara gitmemiz lazım. Of ki ne of. Hiçbir şey kalmamış. Ve bu bize biraz pahalıya mal olacak. Bu alışverişimiz 2 gün yetecek kadar domates aldım. Bundan bu kadar almamıza gerek yok. Bundan da 2 gün. Kurget. Kurgetten daha fazla almamız gerekebilir. Bunları da birazcık arttıralım. Çünkü şu anda kullanmadığınız yani henüz talep olmayan pizzaların kaç gün yeteceği şeyi genellikle doğru olmuyor. Çünkü kaç gün yeteceğini anlamak için önce onun talebini aşağı yukarı çıkarması gerekiyor oyunun. Etlerde doğrudu. Doğru ilerliyoruz ama çünkü et pizzalarımıza yenisini pek eklemedik. Balık, bir de salam vardı. Bugün eklediğimiz quattro formaggi pizzamızda. Bu yeni eklediğimiz iki pizzanın birazcık satışları arttıracağını ümit ediyorum. Eğer arttırmazsa biraz daha eklemeyi riske edebiliriz ama bu da ve artık yeter. Artık yeter. Kendisini şu stok almaktan sonra kovacağım. Her gün geç kalıyor çünkü. Benim de kendim her gün geç kaldım bir insan olarak geç kalan insanlara tahammülüm yok. Çünkü ben de geç kalıyorum ve ne kadar kötü bir his olduğunu biliyorum karşı taraf için. Buraya kadarmış sevgili şefimiz. Sanırım ya, peynir de var. Gerçekten alışveriş yaptık ve bittik şu anda. Hiç paramız kalmayacak. Eğer böyle giderse pizza satmamız lazım bir an önce. Yani Pizza Tycoon oyununu açıp da bir an önce pizza satmamız lazım şeklinde bir yorum yaptığım için de evet, stokları kontrol ediyoruz. Kırmızı olan yok. Sadece beni domates biraz endişelendiriyor. Bu da hayatımda kuracağımı düşünmediğim cümlelerden bir tanesiydi. Hayatımda beni domatesin endişelendirmesini istemiyordum ama işte Pizza Tycoon böyle bir oyun. İnsana ne söyleyeceğini bilmiyor. Staff'a giriyoruz hemen. Şefimiz Philip Cuisine'in 160 cap'i var. Ama işte motivasyonu gördüğünüz gibi çok kötü. Hemen Fire'dan önce bir şu an elimizdeki şeflere bir bakalım kimleri alabiliriz. Daha iyi bir tercih bulabilir miyiz? Onlara bakalım. Tabii ki bu ablamız gerçekten çok iyiymiş ama kendisi biraz pahalı.
Dani fena değil gibi. Hani lezzet açısından sıkıntımız var biraz. Ama onun dışında motivasyonu fena değil. Geri kalan her şeyi idare eder. Dani aklımızda olsun. Dani'ye geri dönebiliriz. Onun dışında kalanlar gerçekten çok kötü. 450 bine şu anda yani, ama o da birazcık pahalıya geliyor. Çok da üzerine maaş eklemek istemiyorum. Aunt Mabel da fena değilmiş. Ama sanırım kararımızı Dani'den yana kullanacağız. Ve işte Dani, kendisini işe alıyorum. Ve Philip, haydi görüşürüz. Ve Dani'ye de hemen bir zam yapıyorum. 350'ye, 350 miydi zaten? Okey, kızma. Zaten 350 idi. Bunu 400 yapıyorum ve Dani'nin motivasyonu ve kepini biraz arttırdığını düşünüyorum, ama arttırmadı da gibi geldi. Bakalım. Hemen menüden Quattro Stagioni'nin fiyatını düzeltmemiz lazım. 8 fena değil gibi. Salami'yi belki biraz düşebiliriz. Quattro Stagioni'yi ne kadara mal ediyoruz acaba, onu merak ettim. Hemen bakalım. Pizza Info'dan. Evet, çok ucuzmuş, o yüzden sıkıntı yok. Margherita ve Napoletana'da sıkıntı yok. Andrea Doria'yı biraz pahalıya satıyoruz. Ama iyi gidiyor bu aralar. Salami'nin normal bu fiyatı. Exotica'yı biraz arttırabiliriz, 10 yapabiliriz gibi geldi bana. Ben ettim, sen etme, şu anda inanılmaz satıyor gördüğünüz gibi. Sadece 1.63'e mal ediyoruz. Çok iyi. Hemen Pizza Exotica'yı 9 yapalım. Fazla da arttırmayalım. Şimdi stoklarımızın durumuna bakalım. Bakalım ne alemde. Şu anda şefte birazcık sıkıntı yaşayabiliriz gibi. Şefimiz yeterli gelmeyebilecek gibi duruyor. Ama ayın sonuna yaklaştık. Ayın sonunda bizi hem maaş bekliyor, maaşlar bekliyor, hem işte burada gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı. Geçen hafta nasıl geçmiş? Ben ettim, sen etme maalesef. Tek satan pizzamız şu anda. Bakalım şef yeterli gelmezse ertesi gün bir çözüm düşüneceğiz. O sırada da rakiplerimiz ne yapıyor? Onlara bakalım. Yanılmıyorsam hangisiydi? Quick Pizza mıydı? Pizza Land, Pizza King, Pizza World, Salmo Pizza. O zaman Salmo Pizza, evet. Salmo Pizza, burada bir rakibimiz var. Şurada yakınımızda mı? Evet, iki taraftan da bizim direkt olarak rakibimiz kendisi. Evet, gördüğünüz gibi fena da iş yapmıyorlar şu anda. Hiç sabotajımız kalmamış. Onların tabii ki iyi iş yapması bizim dolayısıyla işimize gelmiyor. Literally işimize gelmiyor. Diğer pizzacısını da kontrol edelim. Burası çok dolu değil ve gelmiş geçmiş en kötü dizayna sahip, ama gerçekten çok büyükmüş restoranı. Bizim dizaynımızın harikalığını görüyorsunuz. Şu anda biraz gerideyiz Salmo Pizza'dan ve eğer çıkartamazsak, restoranımız batarsa, Salmo Pizza'nın direkt olarak etkisi olacak. Günü bitirelim ve 104 siparişten 104'ünü de karşılamışız. Ama dün 120 siparişimiz vardı. Ondan önce de 140 vardı. Şu an 104'e düşmemiz iyi değil. Maalesef bu satışları arttırmamız lazım. Reklam
verebiliriz. Flyer dağıtabiliriz. Belki de flyerlarımız bitti. Hemen bakalım. Varmış flyerımız. Poster ve diğerleri birazcık pahalı oluyor. Şöyle bakalım costlara. Evet. O kadar maalesef durumumuz yok. Hemen statlarımıza bakalım. Stoklar yeterli gözüküyor. Şef yeterli gözüküyor. Talep de düştüğü için tabii maalesef. Her şey düzgün gözüküyor. Bu turnu da bitirebiliriz. Ve bugün 124'e çıktık. Bu iyi. Tabii ki bir önceki gün yani gittiklerinde restorana yok kusura bakmayın malzememiz bitti dersek onlardan bir kısmı gelmeyecektir tabii ki ama dün iyi geçirdiğimiz için dünü. Bugün de sadece tek bir pizzada sıkıntı yaşamışız. Onun dışında hepsi iyi. Arttırmamız da iyi. 124 iyi rakam. Az da olsa birazcık para kazanmış olduk böylece. Neler satıyor onlara bakıp önce stok durumuna bakalım. Stokumuz yetmemişti ve şu anda da az gözüküyor. Şefimiz de sınırda. Hemen stokta ne bittiyse onu tamamlayalım. Korgetimiz bitmiş. Bu şekilde telaffuz edildiğini zannetmiyorum. Et olarak da shrimp ve ançovi. Dediğim gibi burada şey sıkıntısı yaşamışız. Yeni satan pizzamız bizi yanıltmış buradaki gün şeyi olarak. Yoksa aslında daha yetecek günü gösteriyordu. Ama talep artınca bir anda yetemedi. Keşke çok paramız olsa da hepsini daha fazla yapsak. Ve evet meyvelerimiz de satmaya başlamış. Meyve pizzamız demek oluyor bu. Çünkü mesela günlük 4 gün yetecek kadar pineapple, 30 tane pineapple istediğine göre matematiğim yok ama günde belli bir sayıda pizza satıyor demek oluyor bu. Şurada bir 2 mi gördüm? 3 var. Salami yeter 3 gün. Paramız bitmesin. Güzel. Artmış gibi gözüküyor. Birazcık para biriktirmemiz lazım. Bu ayın sonuna kadar bir şey harcamayacağım. Yani içerisini düzeltmek için bir şey yapmayacağım. Ekstra masa eklememize gerek yok zaten. Ya da işte bazı süsler var ekleyebileceğiniz. Aslında onlar ucuz oluyor. Onlarla birazcık hava katmaya çalışabiliriz belki. Bunlardan bahsediyorum. Gayet uygun fiyata. Şöyle 4 tane alalım. Okey. En dolu masalarımıza koyalım onları da. Zaten bir tane masaya koymamış olduk. Şöyle ya da şu köşeye koyalım. Rica ederim. Hemen kontrol edelim bugün için ne durumdayız. Şefimiz riskli. Şu şefte bir mutlu olamadık ya. Birazcık paramızı yani belimizi düzeltebilsek şöyle en iyisinden bir şef almayı ben de isterim. Aslında şu anda bir şef şapkam olmasına rağmen tabii ki tek başıma yetemiyorum. Bir şefe daha ihtiyacımız oluyor. Hemen bugünü de bitirebiliriz. Ve inanılmaz bir düşüş oldu niyeyse. 99'a düştük. Nedense bugün çok az sipariş almışız. Bütün herkes pizza slime'a gitti gibi gözüküyor. Pardon, salmo pizzaya. Reklam ne durumda? Bir gün kalmış. Birazcık daha paramız biriksin. Belki o zaman poster alırız. Bakalım animated statsımız ne durumda? Gayet iyi. Talep de düştüğü için yetecek gibi gösteriyor. Ops. Bugün de bitirdik. 126. Fena değil. Ama artış ya da düşüş olarak tanımlamamak lazım bunları anladığım kadarıyla. Çünkü mantıklı ilerlemiyor. Yani bir gün düşüp bir gün artmaz. Bizim yaptığımız bir şeyden dolayı. O gün demek ki bu kadar müşteri varmış burada diye düşünebiliriz. Hemen statsımıza bakıyoruz. Stoklarda sıkıntımız var. Tabii ki. Bunu daha önceki bölümlerde söylemiştim. İleride bunları kontrata bağlayabiliriz. Paramız olduğunda rahat rahat. Ama şu anda olur da bir anda pizza satamamaya başlarsak o kontratlar bizim sonumuz olacak. Mozzarella hiç kalmamış. Niyeyse kırmızı göstermedi. Onu arttıralım.
Yumurtayı attıralım. Başka sıkıntılı olan, evet, meyveleri de 3'e çıkartabiliriz hepsini. 3 gün yetecek kadar. Ups. Orada bir fazlalık oldu. Single order. Burada soğan 2 güne düşmüş. Onu arttıralım. Bir saniye. Evet. Yani bütün oyun şu anda maalesef şu şeyi tek tek yapmakla geçiyor, farkındayım ama bir menajeri işe alıp bir de onun maaşıyla uğraşmak istemiyorum. Bir de menajeri işe alabiliyorsunuz, o da sizin yerinize alışveriş yapabiliyor. Stoklara bakıyor, ne eksikse gidiyor alıyor ama orada da motivasyon ve işi ne kadar iyi yapabilmesi belirliyor bunu. Yani bir gün menajerim nasılsa alıyor diye günü bitiriyorsunuz ve o gün sıfır pizza falan satabiliyorsunuz. O da birazcık saçma açıkçası. Ve flyerlarımız bitmişti hemen. Yenisini alalım. %10 etkili. Ve turu bitirelim. Güzel. Yine %100 sattık. Birazcık para kazanmaya başladık. Şöyle ay sonuna doğru 10.000'i görsek biraz rahatlayacağım o zaman. Diyeceğim ki ya tamam. Ya sanırım çıkartabileceğiz ayı diyeceğim. Bir trendlere bakmak için, evet, Cuckles gelmiş. Gazetede haber olmuş. Bunun dışında bunlara bakmıştık zaten, hatırlatmak için. Popülasyonunu gösteriyor içinde bulunduğumuz semtin. Ekonomi genel bir şey. Trend şu anda muz çok satıyor ve bir çakallık denemek geldi benim de aklıma. Evet, burada ben ettim sen etmeyi göreceğimiz günler gelecek mi acaba? Evet, restoranımıza girelim ve o çakallığımızı yapalım arkadaşlar. Pizza Exotica'ya giriyoruz. Ya da yok, onu yapmayalım. Belki muzlu başka bir pizza yapabiliriz ama hiç o işe girişmeyeceğim. Kalsın muz. Şimdilik sıkıntı yok. Evet, şefte de yine aynı sıkıntıyı yaşadık. Bu hafta neler satmış? Daha doğrusu geçen hafta. Pardon, bu hafta ben ettim sen etme yine bize 167 satarak çok yardımcı olmuş. Yeni eklediğimiz iki pizza şu anda iyi işliyor gibi gözüküyor ama pizza margherita ve pizza napoletana neredeyse bize zarar veriyor diyebiliriz. Margherita'yı listeden çıkarsak mı acaba diye düşünüyorum. Bir ay daha şans vereceğim kendisine. Şu anda bizim restoranımıza gelen müşterilerin ait olduğu yaş grubunu ve eğitim grubunu görüyoruz, eğitim durumunu görüyoruz. Şu anda tahmin ettiğimiz gibi bu popülasyonu, daha doğrusu bulunduğumuz semtteki popülasyona göre dağılmış. Young adult'lar ve senior citizen'lar fazla gözüküyor. Burada da hafta hafta görebiliyoruz. Animated stats'ımıza bakalım. Şef bayağı bir sıkıntı yaşatıyor şu an bize. Kendisinin bir sıkıntısı var gibi duruyor. Ve kepi düşmüş. 147. Bu şefle de olmayacak sanırım. İyi bir şef. Almanın vakti geldi mi acaba diye düşünmüyor değilim. Aunt Mabel, Mabel teyze fena gözükmüyor. Philip Cuisine. Ah Philip, ah, çok da iyi idin ama motivasyon sıkıntısı yaşadın işte. Sigmund Andropov. Motivasyon çok iyiymiş. Tristan Bicop. Kendisi mükemmel. Tek kelimeyle ama 590 sanki çok fazla gibi. Rita Lovely. Manfred, Norbert, Helga. Of. Ruth da çok iyiymiş. Egbert de çok iyiymiş. Gereksiz insanları övüyoruz sadece şu an.
Yani burada mesela trustworthiness'ın çok düşük olması sıkıntılı tabii ki. Başımıza bir şey gelebilir. Kendisine güvenmiyoruz çünkü. Güvenilir bir insan değil. Ve ben Mabel teyzeyi işe almak istiyorum ve Donnie'ye de kapıyı göstermek istiyorum. Yes. Senin motivasyonunu biraz arttırmak adına 470 yapmak istiyorum ve bakalım. Evet. Motivasyonu arttı. 241 pizza yapabiliyor şu anda günde. Donnie'ye göre çok daha iyi ve artık o konuda bir sıkıntımız yok. Bugünü de geçirebiliriz. Ve bu bölümü de burada bitirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bir pizza daha ekleyeceğiz ve ayın sonunu, daha doğrusu diğer aya geçmeye çalışacağız. Batmamaya çalışacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Enchant Zero'un kulübü retro gecesini sundu. Bravo. Teşekkür ederim.